ve yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda biliyorsunuz ki market alışverişini paylaşmıştım. Şimdi ben hemen onun ardından bozulacaklar falan olduğu için de buzdolabını yerleştirmem gerekiyor. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar hemen buzluk kısmını açayım çünkü annem buzluğa zaten bir şeyler koymuştu. Hemen ne koyduğumu söyleyeyim. Burada içli köfte var. Bizde zaten vazgeçilmezler içli köfte. Mesela evde ben soğan halkası almışım. O kalmış, onu bana verdi. İşte biraz milföy vardı, onu da bana verdi. Biraz şöyle dağınık bir şekilde dizmiştim. Hemen hızlı hızlı getirdiğim için. Önce bunları dizeyip sonra market alışverişinden aldıklarımı buraya yerleştireyim. Ben normalde poğaça yapmayı çok severim. Çok da yaparım ama annem yine de koymuş. Bunu şöylece yukarı koyuyorum. Şu poşetin içinde burada gözleme var. Biz patile diyoruz. Hatta bunun bir videosunu çekmiştim. Katmer var. Onu da hemen yanına koyuyorum. Burada annemin yaptığı milföyler var. Pişmiş milföyler var. Bunu da hemen kenarına koyuyorum. Bunu da milföyün üstüne koyuyorum. Şöyle dursun. Şu dediğim gibi soğan halkası. Burada buz için aparat var ama bunu şimdi kullanmayı düşünmüyorum. Yani burada kalıp koku yapacağını şu anlık boş dursun. Benim annemin elinde yaptığım kaymak var. Onu da aldım. Şöyle içli köfteleri ayrı ayrı poşetlere koymuş. Bunları da hemen yukarıya koyuyorum. İçli köfteleri de koyuyorum. Yukarı kata el yapımı olan şeyleri, yani kendi elimizle yaptıklarımızı koyacağım. Burada su böreği var. Yine bunu da başka bir videoda göstermiştim. Annem taze fasulyeleri doğrayıp, haşlayıp buzluğa atıyor. Bununla biz trit diye bir pilav var, onu yapıyoruz. Ya da sulu yemeği de oluyor. Bu milföy aşağıda dursun. Bunu da annem vermişti bana. Alışverişten almamıştım. Şimdi alışverişten aldıklarımı da getireceğim buraya. Kanat ızgara var. Yine annem bir tatlı yapmış. Onu da koymuş. Üst kata koyuyorum bunu. Şurada yine annemin yaptığı böyle şerbetli çok güzel bir tatlı var. Bu arada bunlar buzluğa girdikten sonra bir şey olmuyor mu diyebilirsiniz. Gerçekten bir şey olmuyor. Bu bildiğiniz şerbetli bir tatlı. Çıkardığım zaman yediğimizde sizinle de paylaşırım. Şöyle yapmak daha mantıklı olur. Burada da biliyorsunuz ki benim vazgeçilmez yaptığım bir pasta var. Framboaz. Bunu da evden aldım çünkü annem evde bunu kullanmazdı. Ben de alayım dedim. Şimdi market alışverişinden aldıklarımı buraya yerleştirebilirim. Piliç, but, inciyi koyuyorum. Şuradaki kanatı da koyacağım ama bunu üste koyayım ki ilk bunu harcayalım. Şöyle piliç bonfile almıştık. Bunu da koyuyorum. Kanadı da üstüne koydum. Bir de şöyle 400 gramlık bir kıyma almıştık. Onu da şöyle koyayım. Buralar boş kalsın çünkü annem eminim sonra bir şeyler daha getirir. Burayı kapatıyorum. Hemen alt kata geçelim. Arkadaşlar şimdi alt katı açtım. Ondan önce şuradakileri göstereyim. Şu benim sağımdaki köy salçası. Sanırım bizde herkesin evinde bir köy salçası mutlaka bulunur. Yemeklere çok koymayız ama tat versin diye, böyle güzel doğal bir tat versin diye biraz köy salçası kullanırız. Onun dışında şuradaki kayısı reçeli. Annemin kendi yaptığı kayısı reçeli. Elazığ'dan kayısı geldiği için biz de kendimiz reçel yapabiliyoruz. Şurada iki tane de annemler reçel yemediği için evden getirdiğim reçeller. O yüzden marketten de reçel almadım. Şimdi hemen başlıyorum. Üst kata koyacaklarım. Şöyle yoğurt almıştık. Bunu koyuyorum. Aldığımız bu peyniri koyuyorum. Kaşar peyniri almıştık. Onu da koyuyorum. Hemen şu kapı kısmına koyacaklarımı da koyayım. Şöyle üst katına koyuyorum. Limonatayı koyuyorum. Süt. Meyve suyu.
mayonez, süt ve meyve suyunu alt kata koyacağım. Şöyle koyalım. Mayonez. Ketçap. Bir paket krem almıştık, onu koyuyorum. Bir tane katı yağ almıştık, onu da koyuyorum. Şu alt kata maden sularını koyuyorum. Orta kata salçayı koyuyorum. Hemen buradaki üst rafa yumurtaları koyayım. Şu üç tanesi de sığmadı. Şöyle kenara koyayım. Arkadaşlar ben mutfağa böyle bir dolap almıştım. Toplamda 5 bölmesi var. 4 raflı. Bunlardan bir tane katını bu ıvır zıvır yani krem şanti, kakao falan onlara ayırmayı düşünüyorum. Şimdi hemen onları da yerleştireyim. Şunu şöyle koyalım. Şunu da şöyle yapalım. Şu araya. Krem şanti girer mi girmez. Şöyle yapalım da. Şöyle daha mantıklı. Diğer krem şantiyi buraya koyuyorum. Damla çikolatayı da bu araya koyuyorum. Şu çikolata sosu şu araya sıkıştırıyorum. Çünkü girer gibi görünüyor. Evet girdi. Şuradaki kakaoları da yerleştiriyorum. Şuranın üstüne koyayım. Buraya zamanla bir kutu almayı düşünüyorum. Vanilini şöyle koyalım. Kabartma tozunu da şöyle koyuyorum. İnstant mayonezi koyuyorum. İnstant mayonezi şuraya koyuyorum. Hatta bu kabartma tozlarını da şöyle yukarı kata koyayım. Şöyle. Bu latteleri de buraya koyuyorum. Ve bunlardan da tekli vardı. Bunları da koyuyorum. Üst kat böyle tamamdır. Baklagillerimi de şu alt kata koyacağım. Tabii bunların yerleri değiştirilebilir sonra. Şimdilik böyle koyuyorum. Mantıyı koyuyorum şöyle. Aslında şöyle koysam aynısı daha kalıyorum. Düz dursun diye biraz şöyle bastırıyorum. Erişte almıştım. Onu da koyuyorum. Makarna. Şöyle boncuk makarnaları kenara koyuyorum. İnce uzun makarnaları koyuyorum. Bir de şöyle piyon makarna. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom buraya kadardı. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur.
uzunluğu kısalığı ne kadar oldu inanın ben de bilmiyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi gerçekten bekliyorum. Bir sonraki videomda da tüm baharatlıklarımı boşaltacağım. Daha çok düzen videosu gelecek. Size şurada arkamda göstermediğim baharat köşem var. Orayı da paylaşacağım. Bu toz şeker, nohut, kuru fasulye falan bunların hepsi kabınıza girecek. Bu dolapta şöyle üst katta da yer yok ama alt katlarında şöyle yer var. Onları da sonraki videoda beraber yerleştireceğiz. Ben videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.